Mevlana buyurdu ki, eğer ben sizin, ben varken veya yokken bana karşı göstermiş olduğunuz lütuflarınıza, gayretlerinize ve terbiyenize karşı teşekkür etmek, saygı göstermek ve özür dilemek hususunda kusur ediyorsam, bu büyüklendiğim veya bunlara ihtiyacım olmadığı yahut veli nimetin hakkının sözle veya işle nasıl ödeneceğini bilmediğim için değildir. Sadece sizin temiz inancınızdan bunu bilhassa ve tamamen Allah rızası için yaptığınızı anladığımdan ben de özrünü dilemeyi ona bırakıyorum. Çünkü siz hepsini onun için yaptınız. Ben eğer bunun özrünü dilemek için meşgul olur, dilimle iltifatta bulunur ve översem, Allah'ın size vereceği mükafatların ve sevapların hepsi değil de sanki bazısı size ulaşmış olur. Bu özür dilemeler, övmeler, tevazular hepsi dünya lezzetleridir. Madem ki dünyada bir malı ve makamı vermek gibi sıkıntılara ve zahmetlere katlandın, bunun karşılığını Allah tarafından görmen daha iyi olur. İşte ben bu bakımdan özür dilemiyorum. Özür dilemek dünyayı istemektir. Çünkü servet yenilmez, başka bir şey için istenir. Servetle at, araba, konak, cariye, kadın ve köle alırlar. Övünmek her yerde söylenmek için memurluk ve makam isterler. İşte dünya bizzat büyük ve saygı eğer olan övülen şeydir. Dünya dedikleri dünya ile kazanılan şeydir. Şeyh Buhari büyük ve gönül sahibi bir adamdı. Okumuş adamlar ve büyükler onu görmeye gelir ve karşısında iki dizleri üzerine çöküp otururlardı. Şeyh ümmi idi. Kur'an'ı ve hadislerin tefsirini onun ağzından işitmek istedikleri zaman ben Arapça bilmem. Siz ayeti yahut hadisin tercümesini söyleyin ki ben de onlara mana vereyim derdi. Onlar ayetin tercümesini söylerler, o da tefsirine ve tahkikine başlardı. Mustafa aleyhissalatu vesselam bu ayeti söylerken falan makamdaydı. O makamın ahvali ise şöyledir der ve o makamın derecelerini, yollarını, oraya erişmenin usulünü bütün etrafı ile anlatırdı. Bir gün bir teşrifatçı Alevi, Alevi-i Muarif, Şeyh Buhari'nin yanında katıyı övüyor, böyle katı dünyada bulunmaz, rüşvet almıyor, istediği gibi hüküm veriyor, tarafsızca hiç kimseden çekinmeden dosdoğru hakkın yerini, gelmesini ve halk arasında adaletin yayılmasını ve tesisini için çalışıyor dedi. Bunun üzerine Şeyh Buhari, senin bu o rüşvet almıyor demen bir defa yalan. Sen Alevi bir adam, üstelik Mustafa aleyhissalatu vesselamın neslinden olduğun halde rüşvet almıyor diyor, onu övüyorsun. Bu rüşvet almak değil de nedir? Ve bundan daha iyi rüşvet ne olabilir ki karşısında onun yüzüne karşı onu dünyalık için övüyorsun dedi. Şeyh Buhari buyurdu ki, tahkike ait sözler pek güzel anlatılır. Bu da şeyhlerin kitaplarını, yazılarını, esrarlarını okumaktan ileri gelir. Lakin eğer birisinde aşk ve o dert ve o cehdi ve onun bilgisi ve ameli yok ise ona bir fayda sağlamaz. Onlarda öbür dünyanın derdi olmaz. Gönüllerini tamamen bu dünyaya bağlamışlardı. Bazısı ekmek yemeye, bazısı da ekmeği seyretmeye gelmişti. Bu sözü öğrenip satmak istiyorlar. Bu söz bir gelindir, bir güzeldir. Güzel bir cariyeyi satmak için alırlar. Böyle olunca o cariye kendisini alana nasıl sever ve ona nasıl gönül verir? O tüccar cariyeyi satmaktan zevk duyar ve bunun için onu alır. Kendisi için alacak mertlik ve insanlık onda ne gezer? Zayıf korkak olan bir adamın eline halis bir Hint kılıcı geçse bunu satmak için alır. Yahut pehlivanlara mahsus bir yay eline düşse bunu da satmak için alır. Çünkü o yayı çekecek kuvvetli bir pazusu yoktur. Yayı sadece kirişi için ister. Bunu kullanamaz. Fakat yine de kirişe aşıktır. Korkak onu sattığı zaman parasını alığa ve rastlığa verir. Başka ne yapacak? Satınca bundan daha iyi ne alabilir ki?
Bu sözleri sakın anladım deme. Bunu ne kadar anlar, aklında tutarsan o kadar büyük anlayıştan uzaklaşırsın. Bunun anlaşılması ancak anlayışsızlıkla kabil olur. İşte senin uğradığın bela ve katlandığın sıkıntılar, güçlükler bu yanlış anlamadan ileri gelir. Bu senin bağındır. Bir şey olman için bu bağdan kurtulman lazım. Sen su tulumunu denizden doldurdun ve deniz benim tulumuma sığdı diyorsun. Bu olamaz. Evet, eğer benim tulumum denizde kayboldu dersen yerinde olur. Esas şu, aklın seni padişahın kapısına getirinceye kadar iyidir. Aranır ve istenir. Fakat kapıya geldiğin zaman sen onu boşa. Çünkü o artık senin için zararlıdır. Yolunu keser, ona ulaşınca kendini bırak. Artık senin nedenle, niçinle bir işin kalmamıştır. Mesela kaba yahut cübbe biçtirmek için biçilmemiş bir kumaş istersin. Akıl seni terzinin önüne kadar götürür ve buraya götürünceye kadar senin için faydalıdır. Fakat onu hemen bırakman ve terzinin karşısında da kendi tazarruf ve bilgini terk etmen lazımdır. Bunun gibi bir hastanın aklı da kendisini doktora götürünceye kadar iyidir, faydalıdır. Götürdükten sonra da artık bir rol oynamaz. Hastanın kendisini doktora teslim etmesi lazım gelir. Senin gizli iniltilerini hesabın kulakları işitir. Bir şeyi olan veya kendisinde bir cevher yahut bir hastalık bulunan insan belli olur. Deve katarları arasındaki mest deve nihayet gözünden, yürüyüşünden ve ağzından akan salyalardan, saçılan köpüklerden ve daha başka şeylerden anlaşılır. Çehreleri yüzlerindeki secde izinden bellidir buyurmuştur. Mesela bir ağaç kökünün yediği her şey o ağacın dalından, yaprağından ve meyvesinden anlaşılır. Yemediğinden dolayı sararıp solan da nasıl gizli kalabilir? Bu yüksek sesle çıkardıkları hay huyların sırrı, onların bir sözden birçok sözleri anlamaları, bir harften birçok işaretleri bilmeleridir. Mesela bir kimse vazıtı ve mutavel mufassal kitapları okumuş olsa, tembihten bir kelime duyunca vaktiyle şerhini okumuş olduğu için o bir tek meseleden bir takım esaslar ve meseleleri anlar ve bir tek harf onun zihnini uyandırır. Yani ben bunun altında birçok şeyler görüyorum. Bunları anlıyorum ve ben bapta çok zahmetler çektim. Gerçekleri sabahlara kadar çalıştım. Sonunda hazineler elde ettim demektir. Biz senin göğsünü genişletmedik mi? Buyurduğu gibi. Gönlün şerhi sonsuzdur. O şerhi okumuş olan küçük bir işaretten birçok şeyler anlar. Yeni başlamış olan bir kimse ise o söylenen sözün yalnız kelime manasını anlayabilir. Onun bunlardan ne haberi ve ne hayhuyu telaşı olsun. Söz dinleyenin anlayışı nispetinde gelir. O hikmeti çekmedikçe hikmet de çıkmaz. Onu ne kadar çeker ve ondan ne kadar gıda alırsa hikmet de ona o nispetle gelir, ilham olur. Yoksa bana niçin söz ilham olmuyor derse o zaman ona Allah sen niçin çekmiyorsun, istemiyorsun cevabı verilir. Sana işitme kuvvetini vermeyen kimse söz söyleyene de söz söylemek faktörünü vermez. Mustafa aleyhissalatu vesselam zamanında bir kafirin Müslüman ve cevher sahibi bir kölesi vardı. Bir sabah efendisi ona tasları getir hamama gidelim diye emretti. Yol üstündeki mescitte Mustafa aleyhissalatu vesselam ve eshabı ile Allah onlardan razı olsun namaz kılıyorlardı. Köle, aman efendim Allah aşkına şu tası birazcık tut iki rekat namaz kılayım da sonra hizmetinize geleyim deyip mescite gitti ve namazını kıldı. Mustafa aleyhissalatu vesselam mescitten çıktı, eshabı da hep birden çıktılar. Köle yalnız başına orada kaldı. Efendisi onu kuşluk vaktine kadar bekledi. Kuşluk vakti geçtikten sonra ey köle dışarı çık diye bağırmaya başladı. Köle beni bırakmıyorlar artık iş işten geçti dedi. Efendisi onu kimin bırakmadığını görmek için başını uzatıp içeri bakınca orada bir ayakkabı ile gölgeden başka bir şey görmedi. Kimsenin de hakaret ettiği yoktu.
Bunun üzerine senin dışarı çıkmana kim mani oluyor diye sorunca köle, senin içeri girmene mani olan ki sen onu görmüyorsun cevabını verdi. İnsan her zaman görmediği ve işitmediği, düşünmediği bir şeye aşıktır. Gece gündüz onu arar ve onu ister. Ben o görmediğim kimsenin kuluyum. İnsan gördüğü ve anladığı şeyden sıkılır, usanır ve kaçar. İşte bu yüzden filozoflar görmeyi inkar ederler. Onlar derler ki o şeyi gördüğüm zaman bırakabilirim ve bu doğru olmaz. Sünniler ise derler ki onu görmek o bir halde ve bir renkte iken mümkün olabilir. Çünkü o her an şan içindedir. Buyurduğu gibi bir anda yüz renge girer. Yüz bin defa tecelli etse her an görünüşlerin biri öbürüne benzemez. Şu anda sen Allah'ı işte bütün eserlerinde ve işlerinde her lahza bir türlü görüyorsun. Allah'ın bir işi öbürünü hiç benzemez. Sevinçliyken başka, ağlarken başka, korku içindeyken başka, ümit ederken de başka türlü tecelli eder. Madem ki Allah'ın işleri, hareketleri, tecellisi ve eserleri türlü türlüdür, o halde onun zatının tecellisi de böyle olur. Yani tıpkı işlerin tecellisi gibi. Sen Allah'ın kudretinden bir parça olduğun halde bir anda bin türlü olur ve bir kararda bulunmazsın. Onun kendisi nasıl olur? Bununla onu kıyas et. Allah'ın bazı kulları vardır ki Hakk'a Kur'an vasıtasıyla ulaşırlar. Bazı da has olan kulları da vardır ki onlar Allah'tan gelir ve Kur'an'ı burada bulup Allah'ın göndermiş olduğunu bilirler.